Bismillahirrahmanirrahim. Asad suresi, yani Kur'an-ı Kerim'in 103. suresi. Asad suresinin dil yönüne bakacağız. İrab yönü, sarf yönü, belagat yönü, tecvid yönü ve kıraat yönüne değinmeye çalışacağız. Önce İrab'tan başlayalım. Baktığımızda surenin ilk harfi vav. Öyleyse vav'dan başlayalım. Vav, el vavu vavul kasemi, kasem vavıdır, harfi cerdir, yemin manası içermektedir. Meallere baktığımız zaman işte Asr suresinin birinci ayetinin mealinde ne yazar? İşte asra yemin olsun veya asra and olsun ki şöyle 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 der. İşte and olsun, yemin olsun manaları, o cümleleri, o kelimeler nereden gelmektedir? Vav'dan kaynaklanmaktadır. Vav'ın manası bu. Tabi her vav bu manaya gelir demiyoruz. Harfi cer olan vav bu manaya gelir. Ardından görüldüğü üzere mecruru gelmiştir. Yani kendisinden sonra gelen kelimeyi vav ne yapmıştır? Görüldüğü üzere cer yapmıştır, esre vermiştir. Kelimenin türü nedeniyle bunun cer durumu esre iledir. Tabi bir kelimenin mecrur olması her zaman esre olacağı anlamına gelmemektedir. Kelimenin çeşidiyle bu alakalıdır. El asır kelimesi aynı zamanda bir cins isimdir. İnne ismine nasb haberini raf eden bir harftir. Yani nasb harfidir. Aynı zamanda tekit harfidir. Yani manayı kuvvetlendirir, pekiştirir. Kesinlikle, muhakkak ki, elbette, şüphesiz ki. Bu şekilde buna mana verilmektedir. Aynı zamanda inne için müşebbihun bil fiil derler. Yani fiile benzer. İşte hangi yönden benzer? Şu, şu ve şu yönden benzer diye. Çeşitli kitaplarda anlatılır. Örnek olarak izhara bakılabilir. Peki bu elif nun maddesi deriz buna biz. Bir elif bir de nun var. Bu neden esre almış da fetha almamıştır? Bunun da bir sebebi var. Çünkü kasemin cevabında yer almıştır. Kasemin cevabında yer aldığı için elif nun maddesi ne olmuştur? Esrelenmiştir. Vel esri, işte asla yemin olsun ki şöyle şöyle şöyle. İşte o yüzden ne olmuştur? Esrelenmiştir. El insan kelimesi neden fetha ile bitmiş? Çünkü inne ne yapardı? İsmini nasb ederdi. El insan nedir? İnnenin ismidir. İsmi olduğu için fetha ile bitmiştir. El insan aynı zamanda nedir? Bir cins isimdir. Yani cins isim olduğu ile ilgili İmam Maturidi'nin Tevilat-ı Ehl-i Sünnet'e bakılabilir veya işte Zamahşeri'nin Keşafı'na bakılabilir. Çeşitli kitaplara baktığımızda bunun cins isim olduğu anlatılmaktadır ki bu önemlidir, yani cins isim olması. Birazdan neden önemli olduğuna değineceğiz. Ardından L gelmektedir. L yine nedir? Tekit harfidir. İnne ile aynı manayı taşır. Kesinlikle, şüphesiz ki, muhakkak ki ve benzeri. Fi harfi cerdir. Harfi cerlerden bir tanesi de fi'dir. Görevi nedir? Kendisinden sonra gelen kelimeyi esre yapmaktır. Cer etmektir desek daha doğru olacak. Cer etmektir, yani mecrur irabını vermektir. Husur kelimesinin türü nedeniyle kendisinin cer durumu esre ile olmaktadır. Ve başında elif lam olmaması nedeniyle iki tane esre almıştır. Görüldüğü üzere asır kelimesinin başında da harfi cer vardı ama asır kelimesi tek esre almıştı. Husur kelimesinin başında da harfi cer var, fi var ama husur kelimesi iki esre aldı. Sebebi neymiş? Asır kelimesinde elif lam var iken husur kelimesinde elif lam yok. Nekre olduğundan iki tane esre, yani tenvin almıştır. Cer konumu bu şekilde. İlla edatul istisna, yani istisna edatıdır. Ayırt etme görevi görür. Biraz daha açıklayacağız. Ardından ellezine gelmektedir. Ellezine ismi mevsuldür. Mebniyun alel feth derler buna. Yani fetha üzere mebnidir. Görüldüğü üzere ellezine kelimesinin son harfi nun ve onun da harekesi fetha. Bu daima bu şekilde yazılır. Esrelenmez, teminlenmez, ötrelenmez. Mebnidir fetha üzere dediğimizde kastettiğimiz şey tam olarak işte budur. Kendisi mahallen mensuptur. İlla nedeniyle müstesnadır. Peki müstesna mih nedir? Müstesna minhi el insandır. Şimdi şöyle bir soru doğuyor. El insan müstesna min ellezine, ondan istisna edilen, yani müstesna. El insan gördüğünüz üzere
müfret bir kelimedir. Yani en nasu demiyor. El insanu. İnsan insandır. Bir insan. Müfret kelime. Veya unas da değil. Ama ellezine dediğimiz gibi az önce ne dedik? Cemidir dedik. Ve müstesna min ve müstesna arasında matematiksel bir işlem gerçekleşir. Yani müstesnanın müstesna mihten ayırt edilebilir, çıkartılabilir, ayrı tutulabilir olması gerekir. Ve akla şöyle bir soru gelir. El insan müfret yani tekil bir kelime iken kendisinden çoğul bir kelime olan elli zine nasıl çıkartılabilir? İşte bunun açıklaması az önce kısmen değindiğimiz şeydir. Çünkü el insan lafızca her ne kadar müfret olsa da manaca cemidir. Az önce söyledik. Ne dedik? İşte suyuti el insan kelimesine nasıl mana vermiş? Küllühüm demiş. Yani o insanların tamamı. İşte İmam Maturidi cemi'un nasi, insanların tamamı, hepsi, bütünü demiştir. Kitaplar bu şekilde anlatmıştır bunu. Ardından amenu gelmektedir. Amenu, amene, amena, amenu. Fiil mazi, cem müzekker gayb kalıbı. Mebnidir. Ne üzere? Zamme üzere mebnidir. Yani son harekesi nedir? Zammedir, ötredir. Peki niye zamme üzere mebnidir? Çünkü kendisine ne bitişmiştir? Vavul cemaati, yani vav bitişmiştir. Cemi vav bitişmiştir. Vav nedir? Muttasıl bir zamirdir. Mahallen merfudur ve faildir. Ardından gelen elif, yani amenu kelimesinin sonuncu harfi olan elif ise nedir? Elif-i farika. Kelimenin bittiğini, kelimenin cemi olduğunu ifade etmektedir. Hemen ardından vav gelmektedir. Vav atıf harfidir. Amilu ne olacaktır? Vav sebebiyle, vav vasıtasıyla diyelim, amenu üzerine atfedilecektir. Bu durumda ne olmuştur? Amenu matufun aleyh, amilu ise matuftur. Dolayısıyla ne olacaktır? Birbirlerinin irabını alacaktırlar. Çünkü vav'ın görevi odur. Hem birazcık manadan taşır ama aynı zamanda ne yapar? İrabın tamamını, sağındakinin irabının tamamını soluna verir. Vav'ın görevi bu. Es-salihat kelimesine geldiğimiz zaman salihatun, salihatun. Cemi müennes salimdir. Mef'ulü bih'tir, mensuptur, nasb alameti sonunda bulunan kesre, yani esredir. Bunun cemi müennes salim olduğunu nereden anlarız? Görüldüğü üzere dik bir elif var, bir tane de açık t var. İşte bu bunun kelimenin cemi müennes salim olduğuna bir işaret, bir delildir. Hemen ardından yine bir vav gelmektedir, atıf harfidir. Ne yapacaktır? Sağındakinin irabını sonuna verecektir. Bil hakkıya geldiğimizde bi, yani aslında ba deriz, isim olarak ba'dır da harekesi nedeniyle bi, hafizer, el hakkı ise onun mecrurudur. Ve bunlar yani bil hakkı car mecrur birlikte tevasav fiiline mutallaktırlar. Ardına yine vav gelmiştir. Vav'ın görevi sağındaki irabını sonuna aktarmaktır. Öyleyse ne yapacaktır vav? Tevasav bil hakkın irabını kendisinden sonrakine verecektir. Tevasav bir sabr cümlesine. Bir de cümle yönden iraplara değinelim. Ve asrın başında yani vav'dan dolayı uksim kelimesi var idi. Burada bir cümle vardır. Bunun yani iraptan mahalli yoktur bu cümlenin. Ardından gelen inler insane lefi husr ise yine kasemin cevabı olduğundan iraptan mahalli olmayacaktır. Ardından ellezine diye bir cümlemiz mevcut. Aslında cümle tabi amenudan, fiilden başlıyor. Ama bundan gerisini yani amenudan sonrasının da yine iraptan mahalli yoktur. Sebebi ise sıla cümlesi olması. Yani başında ellezine isim mevsulünün bulunmasıdır. Ardından ve amilu diye bir cümle daha başlıyor. Vav'dan sonra bir cümle daha var. Çünkü fiil var. Yeni cümle başlamaktadır. Çünkü fiil fail var. Öylesi cümledir. Fiil cümlesidir. Bunun da yine İrab'dan mahalli olmayacaktır. Çünkü vav sebebiyle ellezine'ye bir atıf söz konusu. Yani sıla cümlesidir. Ardından gelen ve tevasav cümlesi. Vav'da yine bir cümle başlayacaktır. Tevasav ile.
Burada yine vağla atıf söz konusu. Yani sıla cümlesi olacaktır burası. Yine irabtan mahalli yoktur. Ardından bir vav daha gelecek. Vavdan sonraki cümlenin de yine irabtan mahalli yoktur. Çünkü vav nedeniyle ne olmuştur? Sıla cümlesine atfedilmiştir. Birazcık da kıraat yönüne değinelim. Vel asr kelimesi, yani asır kelimesi diyelim hatta. Buradaki kelime satın esresi ile de okunmuştur. Yani cezim yok, sükun yok, bunu unut. Asiri şeklinde okunmuştur. Bu şekilde asiri. Tabi farklı okunuşlar da mevcut. Farklı okunuş olarak neye örnek verebiliriz? Vel isri şeklinde de okunmuştur. Vel isri. Tabi bu anlattıklarımız nereye dayandığı da önemlidir. Ebu Hayyan'ın Bahrul Muhit'ine bakılabilir. Veya Kurtubi'ye, Fahrettin Razi'ye, işte İrab-ı Kıraat-ı Seb'i bakılabilir. Muhtasar İbn Halveh bakılabilir. Mu'cam-ı Kıraat adlı kıraat kitabına bakılabilir. Tabi bu anlattığımız kıraatlarda şahs kıraatlar söz konusu. Yani bu şekilde okumanızı önermiyoruz. Sadece bir kıraat bilgisidir. Şaz da olsa bilgidir diye aktarılmaktadır. İnnel insane diyoruz ama bu farklı da okunmuştur yine. İnne linsane. Tabii şu an mouse'la yazdığımızdan pek iyi yazamayacağız ama konuyu anlatmaya yeterli olacaktır sanırım. Linsane. Biz nasıl okuyorduk? İnsane, innel insane diyorduk. Oysa bu linsane şeklinde de okunmuştur. Öte yandan husrin, yani husr diye okumaktayız. Ama bu yine husurin şeklinde de okunmuştur. Yani sin harfinde de ötre var. Husurin, husur şeklinde okunmuştur. Ayrıca şöyle bir okuyuş da mevcut. Onu da yazalım. Onu da bu tarafa yazalım. Hu su ri nille. Hu su ri nille şeklinde de okunmuştur. İmam Nafi'nin ikinci ravisi olan Verş bu şekilde okumuştur. Yani ne olmuş? Hemze burada hasfedilmiştir. Hemzenin harekesi kendinden önceki harfe verilmiş, tenvine verilmiş ve hemze hasfedilmiştir. Bu şekilde okunmuştur. Kıraatten sonuncu olarak bir örnek daha verelim. O da sonuncu kelimeden olsun. Biz sabri demekteyiz. Oysa bu biz sabiri şeklinde de okunmuştur. Biz sabiri şeklinde okunmuştur. Bir de belaat yönüne değinelim. Belagat yönünü de işte Saffetü Tefasir adlı bir tefsir kitabı var. Profesör Doktor Muhammed Ali Sabuni'nin. Oraya baktığımızda genel olarak surelerin belagatına, işte beyan bedisine bakmıştırlar. Yani kısa olarak, özet olarak bir değinmiştir belagat konularına. Oraya bir oradan aktarım olarak inceleyelim. Evet, Saffetü Tefasir'de de aynı şey anlatılmıştır. Deminden beri esasen değindiğimiz şey aynı burada da değil. O da neydi? El insan kelimesi her ne kadar dil yönünden baktığımız zaman müfret yani tekil olsa da manaca cemi olduğuna değinilmiştir. İtlakul ba'z li iradetil kül demiştir. Yani insan insanlardan bir kısımdır, bir cüzdür, genelden bir cüzdür, bir parçadır, bütün değildir. Ama kastedilen şey bütündür demektedir. Saffetü Tefasir'de de aynı şeyi görmekteyiz. Ve ey demiştir. Tefsir harfini getirmiş. Ardından cemi'un nas. İnsanların cemi, pardon, cinsun nas. İnsan cinsi kastedilmiştir demiştir. Ve cemi'un beşer. Beşerin tamamı, hepsi kastedilmiştir diye belirtmiş. Buna da bir delil getirmiş. Bir delilil istisnai. Yani böyle söylüyoruz ama bunun delili nedir? İstisnadır. Eğer bu şekilde insan kelimesiyle beşerin tamamı veya insanların cinsi türü kastedilmemiş olsaydı illa istisna edatını kullanarak ondan yani insandan bir cemi kelimenin istisna edilebilmesi
müstesna tutulması mümkün olmazdı diyor. Bunun bir delilidir diyor. Bunun dışında bir de ne var? İtnap sanatı vardır. Bir tekrar el fiili, fiilin tekrarı sebebiyle. O da nedir? Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabri. Yani tevasav bil hak, tevasav bil sabri. Burada ne var? Fiil tekrarı var. O da nedir? Tevasav, tevasavdır. Burada tabi bir şey daha var. Tevasav bil sabırda. O da nedir? Tevasav bil sabırda. Zikrul khas ba'del am. Esasen hak kelimesi, yani hakkın kendisi, sabrı zaten kuşatmıştır. Sabır kelimesi haktan bir cüzdür. O dairenin içerisinde yer almaktadır. Yani el hak kelimesi bir, ne diyelim, bir dünya ise, sabır da nedir? O dünyada bulunan bir toprak parçasıdır, bir ülkedir. El hak bir ülke ise, sabır nedir? Ondan bir şehirdir. El hak şehir ise, sabır ondan bir ilçedir. El hak ilçe ise işte sabır mahalledir, köydür. Yani ne diyebiliriz? El hak daha geneldir. Sabır ise daha has, daha dar manada bir kelimedir. Dolayısıyla bir insan hak dediği zaman çok genel bir şey kastetmiş olur. O kadar genel ki sabrı da kastetmiş olur. İşte bu kadar genel bir şeyden sonra daha özel, daha has, daha dar manada bir şey zikredilmiştir. Buna da zikrul has ba'del am denilir. Esasen bu Türkçe'de anlatım bozukluğu olarak değerlendirilebilir. Yani daha genel bir kelime zaten kullanmışsın. Sonra gelip daha dar manadaki bir kelimeyi kullanmak anlatım bozukluğu olarak Türkçe'de değerlendirilebilmektedir. Ama bu Arapça'da bir sanat olarak değerlendirilmektedir. Arada bir dil farkı olduğundan, kültür farkı olduğundan bir dilde anlatım bozukluğu olan şey diğer bir dilde sanat olabiliyor. Tabi bunu bilmeyen insanlar işte meal alıyor, okuyor ve diyor ki burada anlatım bozukluğu var. Oysa orada anlatım bozukluğu senin kendi diline göre var. Ama Kur'an-ı Kerim senin diline göre inmedi ki, Arapçaya göre indi. Dolayısıyla iyi anlayabilmek için Arapçayı bilmek gerekiyor. Sonuncu olarak bir de siciye değinelim. Siciye var burada. O da nedir? İşte asr, husr, sabr kelimelerindeki dikkat çekici benzerlik ortadadır. Buna da seci denilmektedir. Sonuncu olarak tecvide değinelim. Vel esri derken elif lam, ki ondan öte lam ne oldu? Okundu. Öyleyse bu izhar kameriyi olur. Okunmasaydı idgam-ı şemsiye olacaktı. Esri, ki dururken asr diye duracağız. Yani ra'nın sükunu ile duracağız. Yani ra'nın harekesi baz alınmayacak. Bu durumda ra'nın kalın mı ince mi okunacağı veya her ikisinin birden caiz olup olmayacağı gündeme gelir. Ra sakin, öylese ne yapılır? Bir sağına bakılır. Bir sağına baktık, sat var, o da sakin. Kararı yine veremedik. Ne yapalım? Bir sağa daha bakalım. Bu sefer ayn harfini fetha ile gördük. Fethalı olduğundan bu ne demektir? Ra'yı kalın oku demektir. İnne derken nunun şeddeli gördük. İdgam misleyn mal gunne olur bu. İnnel derken lam okunmuştur. İnsane derken burada ifa vardır, hükmü vacipti. İnsa derken metni tabi vardır. Lefi derken yine metni tabi mevcut. Husr derken ra yine sükun ile okunacaktır ayet sonu olduğundan. Madem ki ra sakin, öylesi sağına bak. Baktık, bu da sakin. Ne yapalım? Bir sağa daha bakalım. Ne var? Ötre var. Öyleyse ra kalın okunmalıdır. İlla derken lamda şedde vardır. Bir kere her şeddeli harf nedir? İdgam misleyindir. Ya mal gunnedir ya da bila gunnedir. Lamda olduğundan bila gunnedir. İllellezine derken buradaki lamda da şedde var. Aynı irab diyorum. Aynı tecvid burada da geçerlidir. Zi derken metni tabi var. A derken metni tabi var. Nu derken yine metni tabi var. Lu derken yine metni tabi var. Amilus sa derken görüldüğü üzere elif lam okunmadı. İdgam-ı şemsiye diyoruz buna. Peki idgam-ı şemsiye bila gunne mi, mal gunne mi? Sat olduğundan bila gunnedir. Ha derken metni tabi var. Teva derken metni tabi var. Bil hakkı derken lam okunduğundan ne olacaktır? İzhar-ı kameri olacaktır. Hakkı derken kafta şedde var. İdgam-ı isteyin bila gunne oldu. Teva derken metni tabi var.
Biz sabre derken elif lam okunmadı. Öylesi izhar kamiliye yok. Ne var? İdgam-ı şemsiye var. Ama sat şeddeli öyleyse bilagunne şeklidir. Görüldüğü üzere yine ra ile bitmiş kelime. Ra kalın mı ince mi okunacak diye yine bir şey gündeme geldi. Sağına baktık, ba'yı sakin bulduk. Kararı veremedik yani. Bir sağa daha baktık, fetha bulduk. Bu durumda madem ki fethadır, ra kalın okunacaktır. Bu şekilde anlatımımızın sonuna gelmiş bulunduk.